Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli FM TV izleyenleri, Ramazan'ın ikinci sahurunda elhamdülillah sizlerle birlikteyiz. Sahur özel programıyla sizlerleyiz kıymetli izleyenler. Bizler bugün hocalarımızla birlikte yine Ramazan-ı Şerife özel konularla sizin karşınızda olacağız. Sözünüzü ekibi olarak Rabbim inşallah konuştuklarımızı tesir eylesin, Ramazanımızı hayırlı mübarek eylesin diyelim öncelikle. Ekranları başında olan bütün izleyicilerimiz, ekranları başına hoş geldiler, sefalar getirdiler. Bizlere sorularınız varsa sorularınızı gönderebilirsiniz, görüşlerinizi, önerilerinizi paylaşmak istiyorsanız 0216 488 0488 numaralı hattan bizlere ulaşabilir. Görüşlerinizi, önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz kıymetli izleyenler. Diğer yandan 0530 234 0488 numaralı hattan da yine bizlere ulaşabilir. Görüşlerinizi, önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. İmsak gelene kadar sizlerle birlikte olacağız. Ezan okunana kadar sizlerle birlikte olacağız inşallah. İstanbul için diyelim yani. Onun hatırlatmasını yapalım. Yaklaşık 1 saat 20 dakikalık yine aramızda olacak. Ardından Ramazan özel konularla devam edeceğiz inşallah. Öncelikle hocalarıma bir hoş geldin diyelim. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Cümleden hayırlı geceler diliyorum inşallah. Teheccüd vaktindeyiz. Bu vaktin önemi gerçekten çok kıymetli. Tabii değineceğiz yine ama bu gece her gece öyle. Ama Ramazan gecelerindeki teheccüdün değeri son derece önemlidir. Duaların reddedilmediği bir vakit. Allah-u Teala rahmetini sonuna kadar açıyor. Hasreten Ramazan ayında olmamız hasebiyle. Bunun sınırı da yok. Yani normalde de sınırı yok. Hani sınırın sınırsızlığı gibi bir şey. O yüzden içimizden hep dua edelim. Özellikle bu Ramazan'a biraz buruk girdik. Kudüs'teki meseleler malumumuz. Siyasi gibi görmeye çalışanlar olsa da aslında siyasi bir mesele değildir. Tamamıyla İslam aleminin bir meselesidir. Ama bu meseleye siyasetçiler dahil olduğu için, müdahil olduğu için siyasi bir meseleymiş gibi lanse edilse de bu tabii siyasi bir mesele değil, İslam'ın kanayan bir yarasıdır. O yüzden bizi ilgilendiriyor. O yüzden bu gecelerde bizim hatırımızda olması gereken meselelerden bir tanesi. İnşallah bunları anlatmaya çalışacağız. İnşallah hocam. Rıdvan hocam sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Emre hocamızın da dediği gibi ona biraz daha ilave etmek istiyorum birkaç cümle. Hani halkımızın her biri neredeyse işte Müslüman kardeşlerimize özellikle Filistin'de, Filistin başta olmak üzere diyelim her ülkede Müslüman kardeşlerimiz zulüm altında, ne yapabiliriz ki hocam elimizden bir şey gelmiyor diye haklı bir serzeniş var. İşte biz Rabbimiz ol deyince olduğunu biliyoruz. Bütün kainatın bir anda kün deyince olduğunu biliyoruz. İşte bu yüzden işte teheccüd vakti şu vakitte Türkiye'ye göre diyelim en azından. Çünkü bizi işte Avustralya'sından tutun Fransa'sına kadar herkes bütün Avrupa izlediği için Türkiye'ye göre konuşalım. Teheccüd namazında şu anda kılıp güzelce elimizi Rabbimize açıp bir dua edersek inanın çok büyük işler yapmış oluruz. Rabbimize zor yok hani. Mantıksal olarak bakacak olursak gerçekten bu işin içinden çıkılması pek de mümkün gözükmüyor. Hani bu kadar güçlü kişilerin yenilmesi, bu kadar emperyalizm ile birlikte İslam alemindeki liderlerin dahi onlara hizmet ettiğini gördüğümüz zaman çok zormuş gibi gözüküyor. Ama Allah'a zor yok tabii ki. Biz şu anda teheccüd vaktinde kalkıp dualarımızı edip 2, 4, 6, 8 ne kadar istiyorsan teheccüd namazı kıldıktan sonra dualarımızı edersek Rabbim yardımcımız olacaktır. Çünkü teheccüd vaktinde kılınan namazdan sonra yapılan dualar mutlak kabuldür. İşte şu an tam vakti diyelim. Bütün seyircilerimizi teheccüd vakti teheccüd namazı kılmaya davet ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet. Sağ olun kıymetli hocam. Kazım hocam sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk hocam. Allah Teala tuttuğumuz oruçları kabul eylesin inşallah. Sahurda orucumuz tabiri caizse çuvalımız dolu bir şekilde güne başlamış oluyoruz. Ama
İnşallah iftar vaktine geldiğimizde o çuvalı boşaltmaktan, boş bir şekilde emaneti teslim etmekten Rabbim bizleri muhafaza eylesin inşallah. Tabii bu programların da amacı tuttuğumuz bu oruçları nasıl muhafaza ederiz? Tuttuğumuz orucun hikmetini, güzelliğini daha iyi nasıl anlarız? Veya tabiri caizse Ramazan'ı daha diri bir şekilde nasıl geçiririz? Bunlar için var iftar özeller, Ramazan özeller, sahur özeller. Rabbim inşallah bu Ramazan-ı Şerif ayını en güzel şekilde geçirmeyi tüm ümmeti Muhammed'e nasip eylesin hocam. Amin hocam, çok çok teşekkür ediyoruz. Çokça mesajlar var aslında söyledikleriniz arasında. Çok ince mesajlar ve ümmeti Muhammed olan, ümmeti Muhammed'in ayı olan Ramazan-ı Şerif ayındayız. Bu kıymetli ayı ümmet olarak biz nasıl geçireceğiz? Şimdi Peygamber Efendimiz bize ithafen bu ayı her ne kadar hazırlamışsa da onun öncesinde Recep, Şaban aylarını biz geçirdik. Ve şöyle demiştik o zamanlarda da hazırlanırken yaklaşık 2 ay boyunca şöyle dedik hep. Ramazan'a nasıl hazırlanıyoruz, Ramazan'a nasıl girmemiz lazım gibilerinden konuşuyorduk devamlı. Ve bunun detaylarını aktarmaya çalışıyorduk. Hemen size sorulama geçmeden önce kıymetli izleyiciler şunu tekrardan hatırlatalım. 0216-488-0488 numaralı atan bizlere ulaşabilir. Görüşlerinizi, önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sorularınız varsa sorularınızı da cevaplandırmaya çalışacağız. Sahur özel programımızda inşallah. Yine önemli konulara, Ramazan'la alakalı diyelim konulara değinmeye çalışacağız. Büyük bir hüzünle girdik Ramazan'a ama inşallah Ramazan'ın sonunda büyük bir galibiyetle çıkarız. Ümit ediyoruz böyle. İnşallah ufak bir not söyleyip geçeceğim. Çok oraya girmeyeceğim. Ama bu tür olaylarda, bu tarz olaylarda cevap hamleli olmalı. Reel hayatta biraz gerçekçi hareketler olmalı. Sadece işte şöyle olsun, işte şöyle kınıyoruz değil de harekete geçilmeli artık. Savunmadan biraz atış, karşı tarafa ne yapmak, daha çok ilerlemek moduna geçilmeli diye düşünüyoruz ve geçiyorum inşallah. Ramazan'la alakalı o konu, özel konuları sizlere değerlendireceğiz inşallah. Ramazan'ın öncesini hazırlanıyoruz dedik hocam. Hazırlanıyoruz. Bir hazırlığımız oldu elhamdülillah. Evet. Ve günahsız bir şekilde, tertemiz bir şekilde Ramazan'a girelim ki Ramazan'ımız zirve bir şekilde tamamlansın. Çünkü temiz bir şekilde Ramazan'a girersek temizleyecek bir şeyimiz kalmayacaktı. Ve Ramazan'da üzerine koymaya çalıştığımızda da bütün senemiz kat kat güzel seviyede geçmiş olacaktı. Peki hocam şöyle bir soru soracağım. Ramazan hangi şekilde geçirmek lazım? Yani Ramazan'ı geçirirken ne derecede hayat sürmek lazım? Evet. Şimdi hocam evvela bilgi çok önemlidir. Yani bir şeyi yaşamak için, bir şeyden korkmak için, bir şeye saygı duymak için o şeyi bilmeniz gerekir. Yani bilmeniz gerekiyor çünkü bilemezseniz o şeyin önemini asla kavrayamazsınız. Bilmek nedir? Şimdi Ramazan-ı Şerif diyoruz. Bakın adı üzerinde. Ocak ayı, Şubat ayı, Mart ayı veya Mayıs ayındayız. Mayıs ayı demiyoruz. Ramazan ayı diyoruz. Bu Ramazan ayının maneviyatı nedir? Maddiyatı nedir? Peygamberimiz bu aya ne kadar önem göstermiş? Peygamberimizin bu ayda yaptıkları, Kur'an'da bu ayla alakalı olan bir takım bilgiler, ayetler, Peygamberimizin illa şu olması lazım dediği hadisi şerifler. Bunların hepsini şöyle önümüze alıp incelediğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'de bir kere Ramazan ayından bahsediliyor. Bu ayda Kur'an-ı Kerim'in indirildiğini, bu ayın kıymetli olduğunu, bu ayda orucun bize farz edildiğini, kütübe aleykümus sıyam, size orucu farz kıldım demesi Mevla Teala'nın bu aya haiz olan bir şeydir. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu bu ayı bizlere bir emir ayı olarak veriyor. Müslümanlar için bu ay son derece kıymetli bir hale geliyor. Peki sadece kıymeti bu mu? Tabii ki de değil. Evveli rahmet olan bir ay. Ortası mağfiret olan bir ay. Son 10 günü de cehennemden azad olan bir ay. Ve son 10 gününe gizli bir Kadir Gecesi yerleştirilmiş ki Kadir Gecesi değil mi? Bir insan ömrüne tekabül amele eş
bir değerdi. Yani bin aydan daha hayırlı buyuruyor. 84 yıldır galiba. Yani hesaplanıyor. Bin aydan daha hayırlı bir ay var. O yüzden Peygamberimiz son 10 gün itikafa girmiştir. Kendini mescide kapatmıştır. O geceyi değerlendirmiştir. Yine bu ayın güzelliklerinden bir tanesi şeytanların tamamen bağlanması. Gök kapılarının, rahmet kapılarının açılması, cehennem kapılarının kapatılması, cennet kapılarının açılması, insanların artı bir şey yapmadığı sürece, yani namazını kılsa bir insan bu ayda, orucunu tutsa, hızlı bir şekilde bir temizlik gerçekleştiriliyor. İnnel hasenati yudhibnel seyyiat. Değil mi? Evet. Bütün iyilikler, bütün amellerimiz kötülükleri götürüyor. Yani insan temizlenmeye başlıyor. Maddi olarak da böyle, manevi olarak da böyle. Bakın profesörler açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki oruç tutuyorsun, aç kalıyorsun değil mi? Aç kalıyorsun. Aç kaldığın zaman vücut çalışması için senin bir takım organlarından yemeye başlıyor. Ve bu yediğinde işte farklı yerlerinden kullanmaya başlıyor. Ve orada da insanın çok büyük sağlık elde ettiğini, çok büyük bir şekilde sıhhat bulduğunu söylüyor. Oruç tut, sıhhat tabii, bul. Tabii hadis de var, yani oruç tut, sıhhat bul diye. Peygamberimiz 1400 yıl önce zaten bunu söylemiş. Yani nasıl ki hacamat yapıyorsun, bir anda onu dışarı, kanı dışarı atıyorsun, yeni bir hareketlilik oluyor ya. Hani oruçta da aç kalıyorsun, vücudun farklı organlarından kullanmaya başlıyor, yemeye başlıyor ve oraları adeta, hani kendi tabirimizle anlatalım bildiğimiz kadarıyla, temizlemeye başlıyor. Yani vücudun tabir caizse bir yenileniyor. Yani bir ay aç kaldığın zaman bir ayın sonunda farklı bir vücutla artık hayatına devam edeceksin demektir bu. Yani fiziki olarak bir yenilenmen var, manevi olarak da bir yenilenme olması gerekiyor. Namaz kılmıyorsan bu ayda söz verebilirsin. Neden? İşte şeytanlar bağlanmış, artık seni tutan bir şey yok. Evet. Sana vesvese veren bir şey yok. Daha rahmet yağıyor. Rahmet son derece fazla ve bu rahmetten istifade etmeme diye bir şey yok. Hiçbir şey yapmasan istifade ediyorsun. Hiçbir şey yapmasan. Neden? Çünkü Mevla Teala zaten aynı yağmuru yağdırdığı gibi rahmetini yağdırıyor. Dolayısıyla bir Müslüman şu bilinçte olması lazım. Bu kadar fazla değil. Yani biz demiyoruz ki, işte bazıları mesela diyor ya, işte hocam siz okumuşsunuz, çalışmışsınız, öğrenmişsiniz, siz tabi yaparsınız falan gibi şeyler var. Hani bir kaçamak ifadeler var. Ya hiç alakası yok. Şu anlattığımız şeyler takvimin yapraklarında yazan şeyler. Yani bunun için Allame-i Cihan olmana gerek yok. Bu ayın rahmet olduğunu bilmek, bu ayda oruç tutmanın fazileti, ne bileyim, televizyonlarda işte profesörler açıklıyor insanın vücudunun yenilenmesi, sıhhat bulacağı. Yani bunlar öyle çok zor bilgiler değil ki. Yani kütüphanelere girmen lazım, işte o kitapların hepsini indirip 100 cilt okuman lazım falan. Böyle bir şey yok. Evet. Yani böyle bir şey yok yani. Şu bilgi bile insanın Ramazan'ı güzel geçirmesine gereklidir. Bir de şöyle bir şey var. Bunu da söyleyeyim, bitireyim. Şimdi normalde bir insan gece kalkamaz. Değil mi? Kalkamazsın yani. Yani seni birilerinin, işte bakın gecenin üçündeyiz yani. Tam teheccüd vakti. İmsak kalmış bir saat, 10 dakika vesaire. Yani gecenin son dilimindeyiz. Son anlarındayız. Gece 3 tanedir. Peygamberimiz 3'e bölüyor. Son dilimi. Bu vakitlerde, teheccüd vaktinde Peygamberimiz buyuruyor, bu genel bir şeydir. Sadece Ramazan'la alakalı bir şey değildir. Son vakit olduğu zaman, yani gecenin sonu, artık imsak, yani sabah namazının vakti girecek. Mevla Teala nida eder bütün kullarına. Ey kullarım, hasta mısınız? İsteyin vereyim. Allah nida ediyor. Şu an bu nida var. Şu an Mevla Teala Arş-ı Ala'dan bütün kullarına rahmetiyle nida ediyor. Şu an. Ben duymuyorum ya. Şimdi sen duyacaksın diye bir olay yok ki yani. Yani senin duyman da gerekmiyor. Bazı şeyleri duyman gerekmiyor. Yani sen şimdi
haberler bakımından da dünyanın öbür ucundaki bir hadiseyi şu an, mesela şu an Kudüs'ü duyamıyoruz. Ama şu an Kudüs'te çok büyük bir sıkıntı var, bunu biliyoruz yani. Değil mi? Ve inanıyoruz. Yok işte bir şey yok orada diyemeyiz yani, değil mi? Bunu biliyoruz. Şimdi teheccüd vaktinde, yani bu vakitte, bu anlarda hastalığınız var mı? Şifa isteyin, vereyim diyor Allah Celle Celaluhu. Rızık sıkıntınız mı var? İsteyin, vereyim. Derdiniz mi var? İsteyin, vereyim. Buyuruyor Mevla Teala. Normal şartlarda biz 11 ay yılın geceleri kalkmıyoruz. Namaz kılan da, kılmayan da hiç iş olmaz yani bu saatlerde. Hani şu saatlerde kalkan çok az insan vardır yani. Çok evet. Nadir insan vardır. Yani az iş değil. Ama Ramazan'da 30 Ramazan kalkıyoruz. Yani bu da büyük bir nimet. Sahur diye bir şey var. Kalkıyorsun ve teheccüd vakti yemek yiyorsun. Ve şu an mesela ne yapıyorsun? Sabah namazını bekliyorsun. İnsan boşuna bekler mi? Beklememesi lazım. İşte bilse ki böyle bir gece var. Ne istersem Allah verecek. O zaman insan bir bekleyişin içerisine girer. Ya bu millet bekleyişin içinde değil mi? Bekleyişin içinde. Bakın Ramazan geldi diye türbeler doluyor taşıyor. Çavut bağlayanlar, sirke sıkanlar, tuz ekenler, yani ne ararsan var. Bozuk para fırlatıyor. Ne bileyim, bir ev maketi almış, ev maketini bağlıyor. Niye bağladınız? Ben diyor yazlık için geldim buraya diyor. Yani sipariş yapıyor yani. Ya çok acayip bir şey var gerçekten. Yani Somuncu Baba, ne bileyim bilmem, böyle türbelere gidiyorlar. Spiker soruyor, niye geldiniz diyor. Ben yazlık için geldim diyor. Daha önce gelmiş miydiniz? Tabii evet. Geçen sene diyor araba için gelmiştim. Arabayı aldım, bu sene yazlık için geldim diyor. Samimiyetle söylüyorum yani, bu var yani. Çok komik bir hocam, şey ama şimdi bir beklenti var. Hocam şimdi öyle söylediniz de hani böyle bir şey yaparsan böyle olur gibilerinden seyircilerimiz böyle bir şey anlamış olabilir o, yani. Onu, bunu düzeltelim şimdi yani. Şimdi onu söyleyecektim. Şimdi batıl bir şekilde, batıl, bakın bu batıldır, böyle bir şey yok. Böyle bir batıl inanç dahi beklentinin akabinde insanlara bir şey verebiliyor. Yani aslında Allah ona nasip edecekmiş, oradan nasip etmiş gibi gibi. Şimdi batıl bir şeyden bile insan bir kendinden netice aldığını iddia edebiliyor. O zaman bizim bu anlattığımız var ya bu saatlerde, hakikatin daha da hakikati bir şey. Tekrar söylüyorum, hakikatin daha da hakikati. Çünkü Peygamberimiz bizzat şu saatlerle alakalı yılın tamamı için geçerli. Sadece Ramazan değil. Bunu bize söylemiş, müjdelemiş. O yüzden bizim bu bilgiler dahilinde olmamız lazım. Sırf şunu bilsek, sahura kalkmayı can atarız. Ya kalkacağım ben sahura, bir su içerim ama o vakti boş geçirmeyeyim diye insan ne yapması lazım? Beklenti içinde olması lazım. Yani sahura kalkmamız lazım mı yani hocam? Yani? Kesinlikle. Acıkmıyorsan bile sırf teheccüd için kalk yani. Namaz kılmıyorsan bile, hani teheccüd namazından bahsediyorum, en azından 2 dakika bir dua et, ondan sonra yat. Ama sabah namazı var tabi, onun altını çizelim. Sabah namazını kaçırmayalım. Şimdi hocam bir nokta daha sormak istiyorum ben burada. Hani izleyicilerimizin merak ettiğini düşünüyorum. Şimdi sabah namazını, yani imsak vakti giriyor, ezan okunuyor ya. Bir vakit var, onu beklememiz lazım. Evet. Namaz vakti veyahut ezan okunduğu gibi namazı kılıp yatabilir miyiz? Evet, güzel. O da önemli bir soru. Şimdi birçok namazda zorlanan kardeşimiz var. Bunu kabul etmek gerekiyor. Tabii mukabeleler başlıyor saat 4'ten sonra. 4.45, 5 oluyor vesaire. Sabah namazları biraz geç kılınıyor her zaman. Bu böyledir. Doğuda daha erken kılınır ama. Yani doğuda mesela 50 dakika falan oynuyor başıyla son arasında neredeyse. Vakitten de öte şöyle bir şey var. Ezan mesela, imsak girdi ya, girer girmez hemen ezan okuyup hemen namaza durarlar. Yani ezan okunduğunda direkt namaza mı duruyorlar? Tabii. Yani doğuda, normalde de öyledir yani. Doğuda Şafii usulü biraz daha uygun şey olduğu için, mezhebine uygun davrandıkları için o şekilde evet. Oluyor. Biz şunu tavsiye edelim.
Eğer bekleyemez isen, hani ben bekleyemem hocam, işim var, şuyum var vesaire. Uyuyacağım yani. Gibi. İşi yani uyumak. İşi, hayır, işi olan da vardır. Yani şimdi adam 8'de kalkacak, 7'de kalkacak, işine gidecek vesaire. Sabah namazını da kılmak istiyorum. Saat 3.50 değil mi imsak şu an? O civarda. Yine takip etsin tabii, her İstanbul için konuşuyorum. Türkiye'nin tüm şeyleri FMTV'de de yayınlanıyor. Elhamdülillah. Bunu da söyleyeyim. Yani orada takip edelim. Bizim kanallarla takip edilirse daha da net bilgi alınabilir yani. Onu da altını çizeyim. Herkes kendi ilinin imsakını takip etsin. Ezan okunduğu zaman, yani imsak vakti girip ezanlar okunduğu zaman, evet, suyu bırakıyoruz. Abdest alıp namazımızı kılıp ondan sonra yatabiliriz yani. Bunda da bir sıkıntı yok. Şöyle bir şey var hocam, ben şundan dolayı sormuştum. Çünkü insanlar bunu az çok bilmiyorlar ve bunun farkında değil, ciddiyetinde değil. Şimdi işrak vakti dediğimiz o vakit. Onun da ehemmiyetinden biraz, evet, bahsedilmesini istiyorum aslında. Evet. Yani işrak vaktinin ehemmiyetinden biraz bahseder misiniz? Yani bilinmediğinden söylüyorum. Yoksa adam mecburdur, yapacaktır diye bir şey yok. Evet. Ama onunla alakalı hadisler var biliyorsunuz, evet, hocam. Ehemmiyeti hakkında bilgi vermeli misin? Bilgiler. Şimdi bizim toplum olarak unuttuğumuz bir takım değerlerden bir tanesi de 5'e 5 olayıdır. Şimdi şöyle bir şey vardır. Hani 5'e 5 katmak diye bir şey vardır değil mi? Evet. Bunu duyarız, biliriz de. Hatta kendi aramızda muhabbetini de yapabiliriz. Ama o 5'e 5 nedir? Bunu bilmiyoruz. 5'e 5 demek, hani namazlarda 5'e 5 demek. Birincisi, hani 5 vakit namaz var zaten, bunu biliyoruz. Evet. Birincisi, 5'in 5'i, yani 5'te 1 teheccüd namazıdır. İkincisi işrak namazıdır. Üçüncüsü kuşluk namazıdır. Dördüncüsü akşam yatsı arası evvabin namazlarıdır. Beşincisi de kabir nur namazıdır yatmadan önce. Bu 5'e 5'tir. Yani katmak isteyenler. İşrak vakti şöyle önemli. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam üzerine hiç güneşi doğurmamış. Sabah namazının vaktini uyurken. Tabii yani hiç güneş üzerine doğmamış. Efendimizin ahlakında bu saatlerde kalkmak vardır. Sünnetinde. Teheccüd namazını kılar Efendimiz. Yatar. Uykuya dalar. Ondan sonra vakit girdikten sonra kalkar. Diyelim 4'te vakit girdi diyelim. Kalkar Peygamberimiz. Sabah namazının sünnetini evinde kılar. Tekrardan yatar. Bakın. Tekrardan yatar. Diyelim güneş 6'da doğuyor. Misal. 6'dan biraz önce tekrar kalkar, abdest alır, mescide gelir, cemaatle beraber artık güneşin doğmasına 10 dakika, 15 dakika kalmıştır. Yani iyice ortalık aydınlanmıştır. Efendimiz cemaatle beraber farzı kılar. Ondan sonra işrak vakti, yani güneş doğduktan bir 45-50 dakika çerçevesince ne yapmaz? Uyumaz. O vakti ayakta geçirir. O vakitte rızıkların dağıtıldığı yine rivayet edilir, söylenir. Ayakta kalınması gerektiği söylenir. Bir insan yerinden ayrılmadan işrak vaktini beklese, yani güneş doğdu, 45-50 dakika bekledin, 2 rekat işrak namazını eda ederse, 5'te 2 bu, yani teheccüden sonra 5'te 2'si, eda ederse bir hac, bir ümre sevabı elde etmiş olur. Bunu bekliyordum hocam. Bir hac, bir ümre sevabı elde etmiş olur. Bir de makbul olmuş değil mi hocam? Tabii makbul olmuş illa ki tabii. Yani evet, kabul edilmemiş bir hac ümre sevabı olabilir mi? Tabii ki de kabul edilmiş hac ümre sevabı elde eder. Yani tabii büyük bir nimettir yani. Hac ümre sevabı ama kabul etmiyoruz. Yani olmaz o. Yani şunu diyelim, çok büyük bir kazanç. Elhamdülillah. Ve bu maddi hani ibadetlerin karşılığı ama bunun manevi feyzi, manevi bereketi, manevi huzuru, onları zaten ne anlatmayla bitirebiliriz ne de yani yaşaman lazım var ya hani, onu yaşaman lazım. Ya maddi huzuru, deyince de şöyle bir hesap yaptım, neredeyse hani bir hac, bir umre, evet, dediğimiz zaman neredeyse 30-35 bin liraların gibi ya tabii. Bunu bedava her sabah dağıtılıyor ama gerçekten zor yani işrak beklemek. Kim bekleyebilir, kim bekleyebiliyor, bir baksın herkes kendisine. Tabii. Hatta bununla alakalı sanırım bizim yine bizim cemaatimiz içerisinden işte Müslüman olan bir casus diyebiliriz. Kız kurslarımızda
sürekli kafir olduğu halde bizi anlamak için, gerek bizim içimizden bilgi vermek için bu iş, yani bütün ibadetleri bizim gibi yapıyormuş. Bizim kız hocalarımız gibi, işte talebelerimiz gibi. Ama ona en zor olan neydi diye sorduklarında, Müslüman olduktan sonra en zor olan neydi diye sorduklarında işrak vakti demiş. Yani her şeyi yapıyordum ama işrak vakti, yani o zaman kafir olduğu için bana aşırı derecede zor geliyordu demiş. Gerçekten de önemli ibadetler, zor ibadetlerden var. Ama meşakkatli olduğu için de ona göre de çok kıymetli, büyük bir kıymeti var. Yani bir hac, bir umre sevabı. Bugün herkes bir de yani bir hac, bir umre, bir de şey, hani rızıklar o anda dağıtılıyor. Hani eskiden dükkanlarını kimsenin gelmeyeceğini bilseler bile o dükkanlarının saatte kepenklerini açarlarmış veya evin camlarını açarlarmış annelerimiz. Ki hani içeri rahmetli olsun, bizim Baki Kalkan da kışın ortasında rejinin falan böyle şeylerini açardı, hani içeri rahmetli olsun falan, donardık soğuktan. Gerçekten de öyle, bu ince, yani bu çok ince hareketler, bunlar tamamen nedense ülkemizden şu an kaldırılmış durumda. Hatta bununla alakalı şu anda biliyorsunuz ki Yüce Allah hem Rahman hem Rahim'dir. Yani ne demek oluyor? Dünyada hem Yahudi'ye, Hristiyan'a, putperest'e de acıyıcı olan, Müslüman'a da acıyıcı olan ama ahirette sadece Müslüman'a acıyıcı olan. Yani Yahudiler biliyorsunuz ki hani el altından şu an neredeyse dünyayı yönetiyorlar diyebiliriz zahiri olarak. Onlar bile kendi çocuklarını kesinlikle ve kesinlikle güneş doğarken, batarken uyutmazlarmış. Hatta yabancı filmlerden oradan buradan illa kulağımıza gelmiştir. Güneşin doğuşunu izlemek, batışını izlemek diye böyle bir romantik bir havaya da sokarlar kendilerini. Evet. İşte bu yüzden şöyle bir şey, biz de bunu kendimize oturtmamız gerekiyor. Çocuklarımızı o saatte uyutmamız gerekiyor ama yani bir insanın televizyon karşısına oturup da işte atıyorum 8'den 11'e kadar bir program, 11 ya 11'de yatmayız çok erken, ondan sonra bir program daha, bir film daha koydum mu o film seni en fazla en az 1'e kadar televizyonun başına kilitliyor. 1'den sonra yattıktan sonra da 7'de veya 6'da kalkıp bu şekilde uyanıp bu ibadetleri yapabilmek imkansız bir hal alıyor. Evet. Bunların hepsi planlı, projeli şeyler. Efsane arzular oluyor biraz. Tabii yıllardır hani bu gibi ne var mesela, o saatte geçirdiğin, nasıl geçirirsen gün boyu da öyle geçer. Hani o saatte uyursan sana gelen tecelli, sen uyumak istiyorsun demek ki bütün gün uykulu kal. Veyahut o saatte duadaysan bütün gün rahmet. Bir de perşembe akşamları işte biliyorsunuz nasıl geçirirseniz bir hafta öyle geçer cuma akşamı, öyle bir şey de var. O zaman da biliyorsunuz ki bütün televizyon programları en böyle şey zirve programlarını oraya koyarlar. Biliyorsunuz ki Türkiye'yi yani geçtiğimiz yıllarda kasıp kavuran bir kurt programı vardı. O da perşembe akşamlarıydı. Hatta yani fragmanlarında bile kendi gününde, kendi saatinde falan sözleri dönüyordu. Yani bu gibi bilinçli olarak İslam aleminin üzerinde, televizyon üzerinden yapılan algılar var. Kanmamamız gerekiyor ama kapılmış hocam, gidiyoruz açıkçası. O zaman şöyle soralım hocam. Okey, oraya girdik. Şimdi mesane arzular oluyor bu insanların bu şekilde gece birlere kadar, gece ikilere kadar film seyretmesi, sabah namazını kaçırması, sabah namazını işte filme heba etmesi diyeceğim de o ağır olur. Ondan dolayı onu söylemeyeceğim. Öyle ama. Söyledim geçtim işte. Siz anladınız. Peki efsane arzular, yani bu arzulardan nasıl kaçacağız hocam ya? Nasıl kaçmalıyız yani bu tarz arzulardan? Şimdi şöyle bir şey var. Hamama giden terler diye bir söz var. Yani hamama gidersen terleyeceksin. Çünkü hamam çok sıcak yani. Ben hamama gideyim ama terlemeyeyim diye bir kafa olamaz. Evet. Şimdi 11'de başlayan bir film neyse artık, dizi neyse, bir de bitiyorsa yani bütün kitaplardaki romanlar, hikayeler de böyledir. Filmler de böyledir. Diziler de böyledir. Giriş, gelişme, sonuçtur. Ne denirler? Genel boğum, çözüm diye bir şey daha vardı. Hani ilk başta tanırsın ne nedir, ne oluyor. Ondan sonra bir boğuma girersin. Hani olaylar karışır.
Sonra olaylar karışınca sonunu merak edersin. Sonra çözümü izlemek zorunda, çözümü okumak zorunda kalırsın. Bu işin oluru sistemi budur. Yıllarca da böyledir. Yani o işe başladığın zaman, o yeni olaya hani izlemeye başladın mı olacak. Yani hamama girdin terleyeceksin. Ama sen ne yapman gerekiyor? O saatte ya onu kapatman gerekiyor ya da o şekilde olmayan bir şey izlemen gerekiyor. Veya sen o şeyi izlerken şeytanın seni zorla uyutacağı bir şey olması gerek. Yani açsınlar o saatte FM TV izlesinler. Bakın ben iddia ediyorum. 11'de açsınlar FM TV izlesinler. 12'de zaten şeytan onları uyutacak her türlü. Hani dini şeyler anlatıldığı zaman hemen uykusu gelecek insanların. Evet. Uyuyacaklar yani. Ya bunu buradan iddia ediyorum. Açsınlar denesinler. Mesela o her gün 11.30'da 11'de şu an Ramazan olduğu için biraz daha farklı ama İşte Kur'an-ı Kerim tecvid dersi veriliyor. Evet. Açsınlar izlesinler. Yani o tecvid dersini bitiremeyeceklerine ben eminim. İnsanlarımız ama tabii ki bayağı geç yatmaya. Türkiye'de mesela 1 ile 2 arası insanlar yatıyor. Maalesef. Bu çocuklara da yansıyor. Çocuklar da 1 ile 2 arasında yatıyor ve bu çok şeyi de etkiliyor açıkçası. Evet hocam. Çok teşekkür ederiz hocam. Şimdi biraz orucun önemini yine sorular soracağım inşallah. Aslında bir tane daha soru vardı hocam aklımda. Onu geçtim de hızlı geçtik. Demin Ramazan'dan bahsederken onu birazdan bir daha tekrardan size soracağım Rıdvan hocam. Oruçla alakalı Kazım hocama dönmek istiyorum. Orucuyla biliyorsunuz ki orucun hikmeti. Şimdi oruç tutuyoruz. İnsan böbürlenerek ya orucun riyası olmaz ifadesi gereğince bunu söylüyorum. İstediği gibi ben oruçluyum diyebilir. Hatta bir kavgaya girdiğinde birisi ona dalaştığında, birisi sataştığında kardeşim ben oruçluyum, bana bulaşma tarzında uyarılar yapabilir. Ve insanlar ya orucun hikmetinden biraz konuşalım. Adına ilerisinde daha farklı sorularım da olacak inşallah. Tabii yani orucun riyası olmaz. Çünkü dediğin gibi bir insan namazın riyası olur ama orucun riyası niye olmaz? Yani açım, susuzum. Yani bunun daha riya, bunu gösteriş yapayım ama riyakar adamın da yani her şey riya olabilir. Bir insanın ruhunda o varsa hani bir meşhur şey var ya adam camide otururken gelmiş önüne birisi namaza durmuş. Adam da demiş ki hani ne kadar güzel namaz kılıyor ya deyince adam da dönmüş hani demiş. Bir de oruçluyum ben ha falan. Şimdi bu hesap riya her türlü yapabilir insanın ruhunda olmasın. Rabbim bizi riyadan gösterişten uzaklaştırıp halis ibadet etmeyi bizlere nasip eylesin. Şimdi oruç bugün biraz baktım böyle televizyonlara işte programlara vesaire. Artık yavaş yavaş insanlar biraz yani hocalara sorduğu sorular olsun işte ne bileyim oruçla alakalı Ramazan'la alakalı biraz eğlence malayani bu tarz şeylere kayma meseleleri var. Bu tabi Ramazan'ın ruhunu her bir malayani her bir boş ifade Ramazan'ın ruhuna aykırı bir şeydir. Çünkü Ramazan ayı bir ay 30 gündür. Bu ayda insanoğlu nasıl geçirirse diyor büyükler, senesi bu şekilde geçer. Eğer bu ayda kızarsan çok, sene boyunca takip edersen bunun tafsilatı, açılımı bu şekilde olur. Bu ayda nefsini güzel terbiye edersen, İslam'a yöneltirsen, sene boyunca İslam'a yönelişin olacak nefsinde. Şimdi o yüzden... Bir soru sorabilir miyim hocam? Buyurun. Şimdi bir izleyicimiz bir mesaj göndermiş. Selamünaleyküm hocam. Öncelikle hayırlı sorular. Bir sorum olacak demiş. Aleyküm selam diyelim. Orucu uykulu geçirmek doğru mudur? Yani ben oruçluyum uyuyayım da vakit geçsin demek doğru olur mu? Tutulan oruça bir zararı var mıdır? Demiş. Ben şunu soracağım. Bu soruyu cevaplandırırsınız hocam. Şimdi adam oruçlu Ramazan'ı full uykuyla geçirirse bütün senesi bu şekilde mi geçecek yani? Şimdi bu zahiri meselelerde değil, ruhen, ahlaki meselelerde bu böyledir. Yoksa zahiren ben uyudum diye bütün sene uyuyacağım böyle bir şey olmaz. Orucu uykulu geçirebilir, bunda hiçbir sıkıntı yok. Oruçun uykusu ibadet
ifadesi? Var tabii. Yani susması ibadet diye bir ifade. Susması. Uykusu da ibadet. Susması da ibadet. Konuşmaması da ibadet. Kızmaması da ibadet. Çünkü oruç, oraya geleceğim. Oruç, şimdi bir hadis-i şerif var. Size birisi sataştığı zaman diyor Peygamber Efendimiz, kavga etmek istediği zaman size diyor, ona deyin ki diyor, ben oruçluyum. Bakın başka bir ifade yok. Ben oruçluyum. Şimdi burada şu var. Yani ben kapalıyım demek istiyorsun. Neye kapalıyım? Harama kapalıyım. Öfkeye kapalıyım. Günahlara kapalıyım. Malayani boş işlere kapalıyım. İşte sadece hani diyoruz ya, oruç aç kalmak, susuz kalmak demek değildir. Başta girişte bir ifade kullandım. Çuvalı sırtımıza sahurla beraber dolu bir halde hasenat, sevaplar, işte mükafatlar dolu bir şekilde sırtlıyoruz. Ama akşama kadar orucun hikmetini, şuurunu, ciddiyetini bilmediğimizden dolayı akşama öyle insanlar var ki orucunu açtığında çuvalı bomboş. Neden? Yama vurmuş, bir gıybet etmiş, çuvalı delmiş. Oradan onun mükafatını götürmüş. Bir göz zinası veya zina etmiş, şöyle yapmış, küfretmiş, yalan söylemiş, ticaretinde yalana bulaşmış. Bunlar hepsi orucun mükafatını ne yapıyor? Götürüyor. Yani bunlar önemli bir mesele. Eskiler bu işlere titizlik gösterirdi. Dıhlevi Hazretleri bir gün oruçluyken yanında birisi o zamanın Hindistan Sultanı'nı eleştiriyor. Tabii Dıhlevi Hazretleri diyor ki eyvah, orucun bozuldu diyor. Diyorlar ki yani sen gıybet etmedin ama o yaptı. Diyor ki gıybeti yapan da dinleyen de ortaktır buyuruyor Resulullah Efendimiz. Dolayısıyla bak, orucum bozuldu diye eyvah çekiyor insanlar. Şimdi biz sadece ben açım, ben su içmiyorum, ben oruçluyum demek orucun sadece şeyini bırakır. Farziyetini bırakır ama manasını götürür. Şimdi orucun hikmeti meselesine gelince tabii her farzın bir hikmet boyutu vardır. İşte namazın bir hikmeti vardır. Neden? En neticede şu bir gerçektir ki Allah bir şeyi farz kıldıysa ille bunu akılla işte bu şu sebepten dolayı farzdır, şu sebepten dolayı bu yapılması lazımdır demeye gerek yok. Allah bunu farz kılmıştır. Yani şimdi namaz farz değil mi? İşte ya aslında namaz yaparken spor yapmış oluyor. Bunları konuşabilirsin ama bu tafsilata girmene gerek yok. Allah namazı farz kılmış. Hiçbir akıl ve mantık kaldırmasa bile sen bunu yapacaksın. Çünkü Allah bunu farz kılmış. Şimdi oruç da bu şekilde. Allah bunu farz kılmış. Ya işte yesek olmaz mı? Niye aç bırakıyor? Bunu sorgulamak bir kulun haddi değildir. Allah kütübü aleykümüs sıyam, size oruç farz kılındı diyor. Ne gibi? Sizden öncekilere yaptığım gibi. Sizden öncekiler diyor çünkü hani şunu diyebilir yani insan. Ya bu niye bize farz kılındı? Hani diğer ümmetlerde bu niye yoktu? Hani acıktım insan her şeyi söyler. Şimdi orucun hikmet boyutundan birkaç bahsedeyim ben inşallah. Evet. Şimdi Ramazan'da oruç tutmakla insan evvela Allah'ın terbiye edici sıfatını anlamış olur. Mevla Teala orucu bize farz kılmakla beraber bizi terbiye etmiş oluyor. Açlık oruç nefsi mi terbiye ediyor? Nefsi terbiye ediyor. Her zerreni terbiye ediyor açlık. Ona geleceğim. Vücudu, bedeni mi? Yani gelecek misiniz? Tamam hocam. Geleceğim ona. İki en önemli vasfı aslında orucun sosyal bir mesele bu. Tok açın halinden, zengin fakirin halinden, üst sınıf alt sınıfın halinden anlamı meselesidir oruç. Şimdi herkese farz ya, zengin de oruç tutuyor. Belki hani günümüz şartlarında bu kadar
fakirliğin özellikle Türkiye'mizde çok azaldığını görüyoruz. Şu anlamda yani bir Afrika'ya veya geçmişte insanların bir ekmek bulamadığı zamanlara baktığımız zaman bugün öyle bir durumun olmadığını görmekle beraber ama bir insan aç kaldığı zaman şunu anlar özellikle Türkiye'mizde yani sahurda yedin yattın ikindi vakitleri karnın acıkıyor ama yiyemiyorsun susuyorsun ama içemiyorsun ama şu aklına gelmesi lazım hikmeti bu işte bu orucun Afrika'da öyle yerler var ki su yok. Yani paran olsun su alamıyorsun. Öyle yerler var Afrika'da, köyler var. İnsanlar biliyorsunuz hani vakfımız da oralarda hani su kuyuları açıyor. İnsanlar hani giden hocalarımız anlatıyor. Normalde su çıktığı zaman hemen içmemesi lazım. Çamurlu akıyor, hasta olabilir. Ama insanlar o çamurlu suyu gördüğünde diyor o kadar seviniyorlar ki diyor su bulduk diye hepsi diyor başına üşüşüp içmeye çalışıyor diyor. Şimdi bizim buradan bunu anlama imkanımız yok. Çünkü bizim her tarafımız su. Ama susuz kaldığın zaman işte o zaman onların o halini anlayabiliyorsun. Zenginsin. Fakirin, fakir insan yani belki bir şeyi canı çekiyor, cebine bakıyor, param yok, uzanıp alamıyor. Ama sen zenginsin, her şeyi alabiliyorsun. Ne yapabiliyor? O alamadığı zaman canı çekip oruçta olduğu için alamadığından dolayı fakirin halini alıyor. Peki ne olur hani anlasa ne olur? Burada zekat kültürü, sadaka kültürü meselesi ortaya giriyor. Yani bir zengin düşün ki, eskiden Osmanlı'da Ramazan'a girmeden çok güzel şeyler olurdu. Yani defterler sıfırlanır, borçlar sıfırlanır, zenginler bir bakkala gider, işte şu falancanın defterini ver, yırtar, al parası neyse. Böyle meseleler olurdu ama şimdi belki hani bunlar unutuldu. Rabbim tekrardan bizlere bunları yaşatsın. Ama zekat kültürüne yaygınlaşmış olur oruç. Zaten oruç ayında, Ramazan ayında zekat veriliyor ya, zekat kültürü biraz da ne olmuş olur? Yaygınlaşmış olur. Sadaka kültürü yaygınlaşmış olur. Çünkü hani açın halinden anlaman lazım ki, bir şey hani Emre hocamız dedi ya, anlaman lazım önce. Bir şey anlamadan o şeyin hikmetini veya önemini, ehemmiyetini kendinde kabullenemezsin. O zaman sen aç kalman lazım ki açın halinden anlarsın. Peki aç kalıp cebinde paran olduğu halde aç kalırsan ne yaparsın? Ya bu açları doyurmamız lazım dersin değil mi? Bugün insanlar dünyada açlıktan ölen, Afrika'da şurada burada bu kadar insanın olması neden kaynaklanıyor? Arap ülkelerinde şurada burada o zenginler zekatını verse dünyada aç kalmaz. Niye oluyor? İşte o orucun hikmeti, o orucun ehemmiyetini anlayamışlarından dolayı böyle bir durumun içerisine düşmüş oluyorlar. Tabii eğer bir madde daha okuyacağım hocam, vaktimiz varsa. Araya gireceğiz hocam, bir aramız olacak inşallah, ardından devam edelim. Tamam o zaman. Kıymetli izleyiciler, sahur özel programı yine Ramazan'la ilgili konularla ve sorularınıza cevap vereceğiz. Hemen girdiğimizde sorularınıza cevap vermeye başlayacağız. Kıymetli izleyiciler, sorularınız varsa yine iletişim adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Aramız olacak, ardından devam edeceğiz.